Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulü Muhammedin ve ala ali washabi ecmaîn. Tuat Mekke 13. sefir 92. kısım 77. bölüm Mücahide'nin terki. Cihat etme çünkü kavga eden kendisini cihat ettiğinin aynıdır. Savaştığın bir ise hangi akıl onu razı eder veya seçer? Acaba ortak varlık sahibi midir? Bilgiyle onu görür ya da olumsuzlarsın. Aslında olumsuz olanı nasıl olumlarsın? O olumsuzluktur. Bu ona yeter. Cihadın yerlerini zikreden ayetlerde geçen Allah'ta yolunda onda Allah yolunda cihad eden kişi Allah'ın kendisini ulaştırdığı yolu öğrenip bu yol ona açıklandığında Allah'tan başkasının cihad etmediğini görür. Bu müşahede sahibi utanır ve mertebenin gereğiyle cihadı bırakır. Cihat eden Allah-u Teala'dır ve o sıkıntıyla nitelenmeyenlerdendir. Çünkü bundan daha büyüğü hakkında şöyle der. Bize bir sıkıntı ulaşmadı. Başka bir ayette ise o yaratmayı yenileyendir. Sonra onu tekrarlar. Bu ise daha kolaydır der. Bu kolaylık ise başlangıçtaki bir güçlükten değildir. Bu nedenle sözün terimsel olarak anlaşılması zayıf bir yorumdur. Çünkü bu her bağlamda geçerli değildir. Kur'an ise bunu Allah ile ilişkilendirmiştir. Nitekim bu söz sahibi de onu görür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarından birisi onunla nitelendiğinde Allah'ın izzetini tazimi bırakmıştır. Örnek olarak yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi ona bir ama geldi diye. Ayetini verebiliriz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzele yormayı severdi. Onun hakka davet ve ayetleri ortaya koymak için gönderilmesi görme özelliğine sahip kimselere göstermekle gerçekleşebilirdi. Bir ama geldiğinde gönderildiği kimselerin görenler hakikatleri onun adına ayağa kalkmış bu nedenle amadan yüz çevirmiş ve arkasını dönmüştü. Çünkü peygamber böyle birine gönderilmemişti. İşte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleye böyle bakardı. Allah onu bu meseleyi bildiği için azarlamadı. Onu azarlamasının nedeni Ümmü Mektum ve benzerlerinin kalbini onarmaktı. Çünkü onlar peygamberin gördüğünden habersizdi. Allah ise onlar karşısında sabretmesini emrederek şöyle demiştir. Sabah akşam rızasını umarak Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Kureş kabilesinin büyükleri ve cahiliye toplumunun önde gelenleri Abbab bin Eret, Bilal, yoksul ve köleler ile Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde aynı mecliste bulunmaktan rahatsız olmuş, peygamber de onların talebini talebine olumlu yanıt vermişti. Bu bağlamda zahir dili şöyle der. Peygamber onları İslam'a sındırmak için böyle yapmıştı. Çünkü onlardan birinin Müslüman olmasıyla kavminde itaat edilen biri olduğu için pek çok kimse Müslüman olacaktı. Hakikat dili ise bu tavrı Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem haktan başkasını görmediği şeklinde dile getirir. Allah'a ait olabilecek bir nitelik gördüğünde onu yüceltir. Onunla birlikte başkasını görmez ve onun için ayağa kalkar. Ona hakkını verir. Söz konusu nitelik izzet, büyüklük ve istinadır. Bu nedenle Rabbi ona istina edene gelince demişti. Burada istifal babıyla onun dikkatini çekmiştir. Sen onunla ilgilenirsin. Allah Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kimle ilgilendiğini bilir ve ona şöyle der: sen gördüğün her yerde benim müteliliğimi yüceltiyorsan, bunun nedeni beni görmenin sana baskın gelmesidir. Ben sana yaratıklarda sınırlanmış bir halde onu görmemeyi emrediyorum. Bu ise peygamberin beni Allah terbiye etti, ne güzel terbiye etti hadisinde dile getirilmiştir. Bu da onun terbiyesinin bir yönüydü. Allah Resulü bu kölelere gördüğünde şöyle derdi. Haklarında Rabbimin beni azarladığı kimseler merhaba onlar peygamberin yanında otursalar, onlarla birlikte oturur. Onlar kalkmadan ve ayrılmadan kalkmaz ve ayrılmazdı. Çünkü Allah nefsini sabra zorla demişti. Onlar da peygamberin böyle davrandığını ve peygamberin bir takım şeyleri yapmak zorunda olduğunu bildikleri için kolaylık gösterirler ve yanında az kalırlar. Peygamber de kendi işine ayrılsın diye ayrılırlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru ilahi müşahedenin bulunduğu bir işi kırık kalpleri gözetmek için bırakmıştı. Çünkü Allah kırık kalplerle beraberdir. Bu beraberlik görünmezdir. İman onu kabul ederken görme kendisini olumsuzlar. Allah kibirlilerin yanında ise görünür şekilde bulunur. Bu ise görmenin olumlandığı, imanı reddettiği bir durumdur. Böylelikle Allah peygamberini görmekten imana taşımış kibirli izzet sahiplerindeki tecellisinin, dünya hayatının süsünün bir tezahürü olduğunu ona bildirmiştir. Öyleyse bu bize değil, dünya hayatına ait bir süstür. Bize ait olan süs, dünya hayatıyla sınırlanmaksızın Allah'ın süsüdür. Bir şeyin falanca için süs olması, aynı şeyin filanca içinde süs olmasını gerektirmez. İnsanların bir kısmı, sadece Allah'ın süsünü görürken, bir kısmı dünya hayatının süsünü Allah'ın süsü olması yönünden değil, insanların bir kısmı sadece Allah'ın süsünü görürken bir kısmı dünya hayatının süsünü görür. Yani Allah'ın süsü olması yönünden değil. Bu süs bize değil dünyaya aittir. Biz o süsü bizim için zinet olmasa bile dünyaya ait görürüz. İnsanların bir kısmı ise kendilerinin ve yaratıkların amelinde şeytanın süslemesini görür. Bu durum Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları yolundan alıkoymuştur. Onlar basiretliydiler. Ayetinde dile getirilir. Onlar bir bilgi üzerine sapanlardır. Allah ehli ise onu Allah'ın şeytan için olan bir zineti olarak görür. Çünkü onun amelidir. İnsanların bir kısmına ise ameli güzel gösterilmiştir. Fakat onun kimin süslediğini bilemezler. Bu süslemenin konusu övgü müdür, yergi midir? Burada kuşku vardır. Söz gelişi, ayakkabısı, elbisesi güzel bir adam görürsün. Bilemezsin ki acaba bu adam dünya hayatının süsünü seven biri midir? Yoksa her mecliste zinetinizi yanınıza alınız ayetinde belirtildiği gibi Allah için güzelleşen bir adam mıdır? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle demiş. Ben ayakkabımın ve elbisemin güzel olmasını severim. Allah güzeldir ve güzeli sever. Bu adamın durumunda bir belirsizlik ortaya çıkar ve bu süslemenin kime nispet edileceğini bilemez. Bir şahsın şöyle dediğini duyulur, şöyle dediği duyulur. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Bilemezsin ki okuyan ya da zikreden insan Kur'an okurken mi bunu söylemiştir? Çünkü söz birdir ve görülür. Niyet ise görünmez. En doğrusu süslenen kişi hakkında iyimserliktir. Müslümanlar hakkında kötü zandan uzak durmakla memursun. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikaftayken eşi Safiye'yi uğurlamak için kalktığında oradan geçen iki adama söylediği bu benim eşim Safiye'dir sözünü yorumlarken şeytanın damarlarınızda dolaşmasından korktum demişti. Peygamber sadece ehli hakkında kötü zanda bulunmuştur ki o şeytandır. Kur'an'daki bir kelimeyi söyleyen bir insanı duyunca tıpkı hamd alemlerin Rabbi Allah'adır ifadesini duyan hakkında dediğimiz gibi onu kuran ayeti gibi dinlemelisin. Okuyan bunu böyle okumasa bile sen öyle yapmalısın. Böyle yaptığında Kur'an'ı dinleyenin sevabını alırsın. Bu yüce bir müşahadedir. Bunun tadanı az bulursun. Halbuki o kolaydır ve yakındır. Hiçbir güçlüğü yoktur. Amelinin kötülüğü kendisine süslenen kimseyi gördün mü? Ayetine gelirsek burada amelinin kötülüğü ifadesinde Kur'an kendisini zikretmese bile onu süsleyeni öğrenirsin. Bununla birlikte yorumu açık olmaktan kurtulamaz. Çünkü Kur'an böyle durumlarda şöyle der. Onlara amellerini süsledik, onlar kördür. Burada kendisini ifade etmek üzere çoğul zamir yani biz gelmiş ve bu süsleme ile hayreti onlara nispet etmiştir. Allah böyle bir durumdaki insana süslemenin kime ait olduğunu keşfinde açıklamazsa onu belirlemek sizin muradı üzere bırakır. Onun ödülü bizce bilinmek sizin Allah'a kalır. Bu ödül Allah nezdinde belli olsa bile Allah nezdinde de bize nispetle belli değildir. Binaenaleyh Allah iki farklı nispetle belli ve belirsiz olarak onu bilir. Bunu anla. 92. kısım sona erdi. Onu Halvet hakkındaki 78. bölümüyle 93. kısım takip edecektir.